1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok koşullu toplamların toplamı. Özel bir kullanım ama işimize yarayabilir, fikir de verebilir. O amaçla hazırladım. Bakınız bir tablom var. Çeşitli satıcılar, markalar, satış adetleri, tarihler vesaire, kategorik ve sayısal ve tarihsel alanlar diyoruz bunlara. Şimdi bakınız ben burada bir tablo hazırladım. Markaları koydum ve birkaç satıcıyı da buraya koydum. İstediğim şey bana bu satıcıların bu markadan olan satışlarının toplamını almak olacak. Dolayısıyla bir toplayla başlıyorum ve içerisine çok e-toplayı summary'si yerleştiriyorum. Çok e-topla. Ondan sonra geldik. Şimdi ne toplanacak bu? Sırayla da koşullarımızı belirtelim. Önce isterseniz satıcıyı belirtebiliriz. Satıcı buradan gelecek. F4'te sabitleniyor. Bu arada bu da sabitlenecek. Çünkü sağa doğru çekeceğiz. Kriterimiz nedir? İşte bu arkadaşlar. Bunlar sağa doğru kayacak. Sabitlenmiyorum. İkinci ölçüt aralığı markalar sabit F4'te. Ve orada da bu onu da sabitlemiyorum. Evet, bu şekilde parantez içindeydi sanıyorum onu. Hemen sağa doğru çekiyorum ve bu kadar kişinin toplamı buymuş arkadaşlar.